2022 sürecinde CHP genel başkanı seçme sürecinde medya stratejisi çok önemli. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü Adalet Partisi'ni anlayabiliyoruz ama yani Bülent Ecevit Kurtuluş Savaşı deneyimi olmayan, yani kahraman üzerinde kahraman ünvan olmayan seçilmiş ilk genel başkan. Yani bu yüzden İsmet İnönü'ye rağmen genel başkan olmak önemli bir şey, yani dikkate değer bir şey. Tabii ki burada Bülent Ecevit'in uyguladığı medya araçları ya da kullanılan medya araçları önemli ama medya içerikleri daha çok önemli. Çünkü o dönemde aşağı yukarı bütün siyasetçiler aynı şeyleri uyguluyor. Dolayısıyla sizin o medya kanallarında ne söylediğiniz daha önemli. Ne var o dönemde? İşte televizyon var ama televizyon etkili değil. Çünkü 71'ler daha yeni yerlerine başlamış. Gazeteler var. Kitap mesela çok önemli. Bu kitabı çok önemli bir propaganda aracıdır kitap. Biz yok sayamayız çünkü ODTÜ'de hani işte burada Ankara üniversitelerde, İstanbul üniversitelerde bu marjinal gruplar dediğim gruplar gece öğrenci yurtlarında kaldırıp kitap okuma saatleri düzenlendiği dönemler bunlar ve en önemlisi ceketini giydiği zaman insan okuduğu gazete, yani gazeteler gerçekten de taraf yani bu dönemde Cumhuriyetse Cumhuriyet gazetesini göstere göstere yani dolaştığı bir dönem bu dönem. Dolayısıyla kitabı şu, televizyon yoksa zaten kitap önemlidir. Televizyon şu anda kitabın yerini geçmiştir. Kitap önemli. Radyo çok önemli. Ve en önemlisi de eğer burada bir iletişim yöntemi ama araç yok kabul edilirse yüzle iletişim çok önemli. Ve o dönemde yine gramofonlar, plaklar ve bir sonraki aşamada manyetik şeritli kasetler çok önemli. Bunların hepsinde Bülent Ecevit'in çok ciddi manada etkin kullandığını görüyoruz biz. Ama en önemlisi de içinde ne söylediği sonu ortaya çıkıyor. Bülent Ecevit bir defa siyasete tepeden inme girmiştir. Yani Süleyman Demirel'den farkı budur. Süleyman Demirel bir köyde okumuş, tırnaklaya gelmiş. Ama Bülent Ecevit Robert Kolej mezunudur. Robert Kolej'de o mezun demek zaten elit olduğunu gösterir. Yani ailesinin çok sağlam olduğunu gösterir. Kendi babası profesör. 1945-50 arasında, 43-50 arasında bir iki dönem milletvekili, CHP milletvekili yapıyor. Zaten bu CHP milletvekili yapıyor lafı da yanlış. Çünkü o zaman tek parti var zaten. Ama yine de söyleyebiliriz böyle bir şey. Kendisi tıp doktoru. Ankara'da etkili. Halk evlerinde sürekli söyleşi yapıyor, radyo konuşmaları yapıyor. Yani babası baya baya tanınan bilinen bir insan. Şimdi, ve en önemlisi de annesi ressam. Şimdi siz 40'lardaki Anadolu kadın motifiyle onun annesi karşılaştırdığı zaman içeride gerçekten orada dehşet uçurum var. Yani bir annenin ressam olması demek yani bitmiştir yani onlar. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla böyle bir aile olduğu için Bülent Ecevit, Robert Kolej'i bitirdikten hemen sonra Nihat Erim gibi adamla ya da çok bilinen bir kişiyle dostluk kurup hemen Ulus'ta işe başlıyor. Ve Robert Kolej'i mezun olduğu için de işte Ulus'ta işe başladıktan sonra direkt Amerika'ya gönderiliyor, İngiltere'ye gönderiliyor falan. Bunlar tabii ki o parti tabanından gelen ilişkilerle ilgili bir şey. Yani herkesin bu imkana sahip olmadığı dönemler bunlar. Ve acayip de bir İngilizcesi var. Nihat Erim ile o gün CHP Genel Sekreteri var. Şu anda ismi bile aklıma gelmedi. O ikisi arasında bir sürtüşme var. Öbürü hatta 70'li yıllarda bu Fethullah Gülen ile Ecevit'i tanıştıran insan bu kişi diyorlar. Yani o CHP eski genel sekreteri bu. Adam acayip İngilizce biliyor. Amerika'da okumuş, etmiş, tutmuş. Bu 1950'lerde İsmet İnönü'ye rağmen genel sekreter seçilmiş CHP'de. Nihat Erim tabii o da istiyor ama o olamıyor. O yüzden bütün CHP'nin dış dünyayla ilişkilerine bu adam bakıyor. Aynı zamanda İsmet İnönü yabancı birisi karşılayacaksa ya da misafir edecekse tercümanı bu kişi yapıyor. Efendim makale çevrilecekse, yabancı bir belge çevrilecekse ya da gönderecekse bu kişi organize ediyor. Nihat Erim
Bülent Ecevit'i onun etkisini kırmak üzere İsmet İnönü ile tanıştırıyor. Ve bu saatten sonra yavaş yavaş İsmet İnönü'nün bu tercüme işlerini Bülent Ecevit bakmış oluyor. Ve 1957'de Halk diye milletvekili listesine konuyor. Çünkü zaten İsmet İnönü'nün tercümanı yani. Daha ne olacak ki? Yani konuyor. Ama biz burada bu arada bir şeyleri unutuyoruz. Rahşan Ecevit ile evleniyor. Bülent Ecevit. Ve Rahşan Ecevit ile koyu bir CHP'li aileden laik dediğimiz, mümkünat olmayan böyle bir şeyde o günkü bir sonraki evlenmiş arada henüz değil ama çok etkili din adamı var. Ahmet Aksekile diye. Ve bu şu anda bütün İslam camiada da, şu anki mevcut camiada da etkili bir din adamı, kabul görür bir din adamı olarak kabul edilir. Yani bizim Yaşar Büyük neydi bu son dönemde vefat etti yakında, onun gibi tartışma bir isim değildir yani. Herkes kabul eder yani bu insanı. Ortak bir din adamı değeri olarak kabul eder. Din nikah kıydırıyor. Yani dini nikah kıydırıyor. Böyle Yaşar Ecevit'le. Şimdi burada şöyle bir etki var. Siz mesela laik söylem Anadolu insana pek gitmemiştir ama sağ pek laik söylem kullanmıyor. Hep din bazlı siyaset yapıyor. Çünkü Anadolu'da böyle bir değer var yani. Çok dokundurtmak istemiyor. Acite ediliyor ama sonuçta böyle siyasi bir karşılığı olduğu için bu sürekli yapılıyor. Yani yapılan doğru mudur, yanlış mıdır bu tartışma ayrı bir konu. Mesela Demirel Kur'an-ı Kerimlerle mitinglere çıkmıştır 70'lerde. Yani acayip bir şeydir yani. Kur'an-ı Kerim'e geliyorlar miting esnasında Demirel'e. Yani Adalet Partisi Kur'an-ı Kerim dağıtıyor ve üzerinde Adalet Partisi amblemi var. Yani bu hale gelmiştir 70'lerde siyaset. Şimdi dolayısıyla Bülent Ecevit şair. Buradan oraya geleceğim. Adam şair, yani böyle bir siyasetçi şair ama bu etkiyle Dadaloğlu'nu, işte Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, yani o Anadolu'daki halk o zaman merak ediyor. Mevlana'yı mesela çok merak etmiş, okumuş, etmiş, tutmuş. Bu yüzden aslında Anadolu'nun değerlerinin ne olduğunu farkında. Ve o işte din nikahı da belki bu etkiyle yapıldı, tam bilemiyoruz. Ama biz Ecevit'in yani 1977-73 seçimlerinde CHP'nin tarihinde en yüksek oy alması, yani onun genel başkanı seçtikten sonra en büyük etkisinin bu olduğunu söylüyor. Adam bizden değişecek diyor, şu diyor, bu diyor ama bir şeye hiç dokunmuyor. Din konusuna hiç dokunmuyor. Yani dinle ilgili olumsuz bir söylemde kesinlikle kayıtlarda yok. Yani hiçbir gazete haberinde yok, şu yok, bu yok, hiçbir şey de yok. Dolayısıyla biz o vakte kadar kesin böyle, yani insanlar tek tek soramadığınıza göre CHP'nin oy limitine bakıyoruz. %27'lerde gezen bir band ama %44'lere çıkan bir oy limiti var. Demek ki bu sağdan da oy almış. İzlenim uyandırıyor bize. Yani çünkü Adalet Partisi 1971 muhtırası bitmiş. Bir de şöyle bir şey var. Yani Ecevit aslında hem Anadolu insanına hem de marjinal gruplara, o gün işte komünistin gelecek, şu gelecek, bu gelecek deyip marjinal, iyice uçta olan grupların hepsinden neredeyse hitap eden bir dil geliştirmiştir. Mesela Ortanın Soluk her defasında bir şey söylediği zaman onunla ilgili kitap yayınlamıştır. Yani bu kitap olayı, yani 70'lerdeki, 60'larda, 70'lerde kitap olayı çok önemli bir şeydir. Yani bu özellikle Ecevit'in gençler arasında, özellikle üniversite gençler arasında etkin olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda parti içerisinde genç bir ideolog haline gelmeye, yani ideolog yani. Mesela Orta Anadolu kavramını Bülent Ecevit ortaya atıyor, İsmet İnönü de sahipleniyor. Sonra şöyle bir olay var, bir milletvekilliği sırasında Bülent Ecevit şunu yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Anadolu'ya karış karış dolaşıyor. Hatta bunun şahitleri var Aydın'da, ben bizzat görüştüm. Bu ne yaptı, ne etti de. Biz ilk defa böyle bir şey gördük diyorlar mesela. Yani adam biliyor diyor yani bu coğrafyayı biliyor, ne söyleyeceğini biliyor. Tanıyor, ediyor, nasıl konuşacağını biliyor. Çok kibar, naif bir insan. Şimdi aslında CHP içerisinde her zaman hizipler olmuştur. İsmet İnönü zamanında da olmuştur.
işte bir isim var, yine birazdan gelir belki aklıma. İsmet İnönü'yle yarışa giriyor ama kaybediyor, partnerle ayrı bir parti kuruyor. Ve İsmet İnönü'ne karşı çok terbiyesizce laflar ediyor. Ve İsmet İnönü hakikaten de gazetelerde böyle beyanatla çıkıyor. Diyor ki keşke ölseydim de bundan duymayasaydım diyor. Yani bir Kurtuluş Savaşı kahramanına ne de olsa saygılı davranacaksınız. Şimdi İsmet İnönü elbette ki Bülent Ecevit'i ilk başta destekliyor ama hizipler var. Yani Bülent Ecevit silinmeye başlayınca hizipler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkınca bu sefer İsmet İnönü şeye karşı tavır alıyor. Ecevit'e karşı tavır alıyor. Yani çünkü İsmet İnönü zaten çok yaşlanmış. Herkes hesap yapıyor. İsmet İnönü'den sonra kim olacak diye. Herkes hesap yaptığı için birisinin ön plan çıkması direkt hedef haline geliyor. Şimdi burada İsmet İnönü kesinlikle olumsuz bir dil kullanmıyor. Hem 5. kongre dediğimiz olağanüstü kongrede, 1972'de yapılan kongrede çok saygılı bir şekilde işte Sayın Genel Başkanımız, Kurtuluş Savaşımız kahramanı, işte biz ondan çok şey öğrendik. Yani ben tabii ki aynı cümle söylemiyorum ama o anlama gelen şeyler bizim ebedi genel başkanımız olacak, onursal genel başkanımız olacak. Sadece bir değişim arzu ediliyor, biz bunu yerine getiriyoruz gibi şeylerde kullanmış, ifadeler kullanmıştır. Ve düğmesini ilikleyerek konuşmasından sonra İsmet İnönü gitmiş elini öpmüştür yine. Ve aslında burada yine şunu söylemek lazım. İsmet İnönü genel başkan Bülent Ecevit genel başkan seçildikten sonra yine de bir sorun vardı. Nedir o sorun? Hizipler vardı. Yani bir sonraki kongrede yine Bülent Ecevit'i şey yapabilirlerdi. Yani alaşağı edebilirlerdi. Burada İsmet İnönü tutumu çok önemliydi. Yani İsmet İnönü ne diyecek? Şimdi İsmet İnönü çok yaşlı olmasına rağmen bir milletvekili dediği gibi ya ben onun paltosundan daha iyi çekiniyorum. Yani askıya koyduğu paltosundan bile çekiniyorum. Titriyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı imgesi çok farklı bir şey yani. Yani çok farklı bir insan. Yani Türkiye Cumhuriyeti ilk başbakanı, yani Türk ordusunun İstiklal Harbi madalyası var. Bunu siz kıramazsınız kolay kolay. Neyse uzatmayalım. İsmet İnönü belki o saygılı tavrını gördükten sonra Ecevit'ten yana tavır alıyor bu sefer. Yani ölümünden az önce. Ve o bir sonraki kongreyi Bülent Ecevit bundan dolayı kaybetmiyor. Ve üzerine işte halkçı söylem gelişince ve en önemlisi Çalışma Bakanlığı sırasında bu çok önemli bir şey. Özellikle realist sinemayı, yani bu Susuz Yazı, Yılanların Öcünü, işte başta bizzat Bülent Ecevit destekliyor zaten, fonluyor. Yani işte toprak işçilerin su kullanan gibi o mesela Susuz Yazı'daki o su figürünü, bunları zaten siyasette Bülent Ecevit bizzat kullanıyor. Sadece ben geldim imgesini ortaya koyabilmek için ve devlet tabii yönetmek farklı bir şey. Şeydeyken gençlerle baş başa kaldığında çok marjinal söylemlerde bulunuyor ama daha sonra işte ortanın sol dediğine başkası da şunu söylüyor. Ortanın sol Moskova yolu diyor yani. Komünizmle suçluyorlar. Bunun üzerine onu kırmak için, sırf onu kırmak için hem ben geldim diyebilmek için yani artık yeni bir CHP var diyebilmek için o söylemi değişti. Mesela demokratik sol diyor. Yani bu söylem değişikliği de ve en önemlisi bu çok önemli. Bakın sizin eşdeğer bir değer bulmanız lazım. Ne demek eşdeğer? Karşınızda bir kahraman var. Sizin kahraman olmanız lazım. İşte 1974'de Kıbrıs olayı özellikle bakın bizim orada bir belediye başkanı var. Özlem Çerçioğlu diye kadın. Cinsiyet kullanıyor yani. Kadın dediğin zaman da bu sefer sen cinsiyetçilik yapıyorsun diyor. Ama kendisi cinsiyetçilik yapıyor. Topuklu Efe diye bir lakap uydurmuş. İşte bu bile cinsiyetçiliktir yani. Şimdi Efe yiğittir, merttir falan. Yani buradan yola çıkarak bile pek çok kişi etkileyebiliyor. Şimdi büyük bir ihtimal bir yer üretildi bu ama
direkt etkisi var mıdır, gönüllü olarak mı yapılmıştır? O günkü plakların pek çoğunda Kahraman Ecevit'e şarkılar düzülmüştür. Yani insanlar bunu dinlemiştir. Radyolarda Kahraman Ecevit diye şarkılar düzülmüştür. İnsanlar bunu dinlemiştir. Ve belli bir süre sonra pek çok insan da buna kapılarak gönüllü elçi olmuştur. Kahraman Ecevit. Ecevit seven bir insan, bu şarkılardan da etkilenen Ecevit seven bir insan bu sefer yollara, dağlara, o dönemde çok önemli ideolojik silah olan duvarlara, dağlara Kahraman Ecevit yazmıştır. Yani bütün bunlar Ecevit'i CHP içerisinde güçlendirmiştir. Eğer 1977 seçimleri sonrasında bu 11 milletvekili istifa ettirmeseydi Adalet Partisi'nden Ecevit'in imajı asla sarsılmazdı diye düşünüyorum ben. Çünkü çok naif bir insan, kibar bir insan ve halka karşı da çok saygılı. Yani her zaman düğmesi ilikli konuşuyor. Bülent Arınç'la ben konuşmuştum bu 28 Şubat olayı ne oldu diye. Bakın yani hasta ama yürüme güçlüğü var. Bülent Ecevit anlatıyor bana. Diyor ki biz meclisteydik Fazilet Partisi olarak. İşte Fazilet Partisi kapandı, kapanacak. İşte kapatacaklar yani anayasa mahkemesi, kanun hükmü belli. Yasayı değiştirelim mantığı içerisindeler. Bülent Ecevit de işte Bülent Arınç karşı karşıya geliyorlar. Bülent Arınç selam veriyor. Yürüp gidiyorlar. Ondan sonra bir dakika diyor geri dönüyor. Bakın Bülent Ecevit, Başbakan Bülent Arınç'ın yanına geliyor. Düğmesi ilikli. Diyor ki ben partinin kapanmasını istemiyorum. Ama işte yasal düzenlemeye ihtiyacım var ama çok zorluyorlar diyor. Ben diyor orada Bülent Ecevit'in çok saygılı bir insanı bir kez daha kanaat getirdim diyor. Yani devletin başbakanı yürüyüp geri geliyor, düğmesi ilikli, Bülent Arınç'a bilgi veriyor. Yani bu böyle bir olay olmuş mudur, olmamış mıdır, o farklı bir olay. Yani, ama onun anlatımı bu şekilde. Ben onu şunu da sordum, dedim ki çok sert davranıyor mesela bu Merve Kavakçıoğlu'yu çık dışarı falan, hani bu kadının haddini bildirin, çok sert. Orada da şundan bahsetti. 28 Şubat daha yeni bitmişti. Yani darbe geleceğinde bunlar çünkü darbe neslidir. Demirel'de, Ecevit'te darbe neslidir. Darbenin geleceğine çekilmiş olabilir. O yüzden böyle, çünkü biz de biraz olayı kaşıdık dedi o esnada. Yani 28 Şubat olmuş, sen inadına böyle genel kurula başörtülü bir insan sokacağın gibi bir şey yapıyorsun. Bizim de yanlışımız oldu. Belki o da çekildiği için, bu benim yorumum dedi, bilmiyorum dedi. Dolayısıyla sonuç itibariyle şunu söyleyeceğiz. Bülent Ecevit radyoyu, gramofon, radyo, şunu, bunu çok iyi kullanmıştır ama bunlardan daha ziyade içinde ne söylediği önemlidir. Burada Ecevit halk ne istiyorsa onu söylemiştir. Yani halkçı Ecevit'tir. Efendim halkın dini değeri varsa buna hiç dokunmamıştır, laf etmemiştir. Yani halk toprak sorunu varsa toprak sorunundan bahsetmiştir. Pahalılık varsa pahalılıktan söz etmiştir. Efendim milliyetçilik varsa, hatta bu da sorgulanıyor, milliyetçilikten söz etmiştir. MHP'nin milliyetçiliğini sorgulamıştır. Demiştir ki sen milliyetçi olamazsın, ben milliyetçiyim. Çünkü Kıbrıs'a ben müdahale ettim demiştir. Yani halk ne duymak istiyorsa Bülent Ecevit onu söylemiştir. Bu yüzden medya içerikli aslında Bülent Ecevit'i var etmiştir. Bu kadar.